Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben şöyle bir menüyü uzatayım. Sağ olun. Ne alırız? Bir tane ton balıklı sandviç alayım. Ton balıklı sandviç almayalım da, ton balıklı almayalım da başka bir şey alalım. Kalmadı çünkü ton balığımız. Öyle mi? O zaman jambonlu alayım. Jambonum iyi değil, ben size tavuklu vereyim, şahane. Tavuk ama tavuklu istesem tavuk derdim. Doğru söylüyorsunuz ama jambon da kalmadı. Tamam o zaman, siz ne öneriyorsunuz? Tost. Tost güzel, salamlı olsun. Salamlı olmasa da kaşarlı olsa. Peki, kaşarlı olsun. Tamam, kaşarlı olsun. Hanımefendi siz ne alırsınız? Bir şey yemeyeceğim, bir kola alayım sadece. Kola? Ayran vereyim gazsız. Ya ne biçim kafe kardeşim ya, o yok bu yok. Ne biçim kafe işletiyorsunuz? Yürü hayatım. Doğru söylüyorsunuz, bilmiyoruz. Venezuela'dan turist kafilesi geldi. Her şeyi yediler, bitirdiler. Evet, kimi söylüyorsun ya? Böyle bir şey yok abi. Menüye bak, 35 çeşit var. Hiçbirisi yok abi. Ondan sonra kafe işletiyorsun ya. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey görmedim ben ya. Anladım. Otur evinde ya. Bunları nereye koyalım abi? Neyi? Yanlışlık olmuş abicim. Biz böyle bir sipariş vermedik. Burası Rea Cafe değil mi? Rea Cafe. O halde doğru. Yok kardeşim yok yani. Biz böyle bir şey söylemedik abi. Yanlışlık yapmışız herhalde. Ali Şener Bey var mı burada? Kardeşim, Ali Şener diye biri var. Var ama Ali Şener'in bunları alacak durumu yok. Bunlar ödenmiş zaten. Nasıl halledilmiş ya? Şaka mı abi? Kamera şakası mı yapıyorsunuz? Hepsi bu kadar. Bir imza alabilir miyiz teslim aldığınıza dair? Şuraya mümkünse. Şimdi ben bunu imzalayacağım. Ondan sonra para vermek falan gerekecek. Kapalı fatura, ödenmiş. Ya abicim o zaman. İmzalayalım. Peki ben bir şey soracağım abi. Kim ödedi bunu? Belki de özür dileme çabasında olan biridir. Sedat? Sedat Bey, malları teslim ettik. Teşekkür ederim Turan Bey. Bundan sonra anlaştığımız fiyattan vereceksiniz bu kafeye, tamam mı? Peki Sedat Bey. Malları da mutfağa bırakırsanız çok sevinirim. Kardeşim? Bir kardeşim bana çok güzel maaşlı bir iş ayarladı. Ben de avans çektim. Eski iş yerim, elim boş gidemezdim herhalde. Kardeşim. Beni affedebilecek misin kardeşim? Biz hiç aramadık ki kardeşim. Pardon, bir ton balıklı salata alabilir miyim? Venezuela'dan turistler hepsini yediler. Ama sizinki hemen 5 dakika sonra önünüzde olacak. Kardeşim, artık siparişleri hazırlamaya başlayalım istersen. Yok abi, sen işine git ya. İşin gücün var abi. Kardeşim, işim bitti benim bugünlük. Hemhasret giderelim biraz ya. Kardeşim. Hadi iş baş, hadi yürü. Alo, Teflon oğlum, bu bizim Atacan değil mi lan? O da neden yürüyor ki abi? O yürümeyi beceremez ki. Bilmem. Bir şey var abi. Havada bir eğlence kokusu var. Dur bakayım. Ben de alıyorum. Atacan! Ne haber Atacan? Nasıl gidiyor? İşte şimdi tam oldu. Hani bazen kimseyle konuşmak istemezsin. Psikolojin acayip bozuktur. Taklaya gelmişsindir. Siz o sırada ortaya çıkan iki arkadaşsınız değil mi? Evet. Atacan yürümeyi öğrenmişsin canım kardeşim. Hı? Güzel espri. Ama sen espri konusunda hala emek diyorsun güzel kardeşim. Ya ne var canım, spor amaçlı. Deşarj olmak için belki, Allah Allah. Ya yapma Atacan ya, sallıyorsun. Ya evet, geçen bizim arabayla takla attım. Ceza olarak okula yürüyerek gidip geleceğim. Ya bir şey soracağım, bunu her gün yapmanızı söyleyin bana. Çok sıkıcı bu ya. Yok be abi. Ya biz her gün yürüyoruz. Tamam abi, ben hiç olmazsa arabayla takla attım ama siz ne yaptınız ya? Neyse abi, yürü yürü. Yürümek yollar aşılmaz, hadi. Ne yani? Bu mu mesajı? Ay, yürümek de yollar aşılmaz. Ben zaten taklaya gelmişim. Kaç yaşındasın sen ya? Peki abi, yürüyün yürüyün. İşleyen demir pas tutmaz. Bu arada burası da yokuştur yani, yorar seni. Biraz da alıştırma yapman lazım Atacan. Hmm. Araba falan yok ya şimdi. Sen sizi özledim Leyla. Seni özlediğim gibi. Seviyorum sensizliği. Çünkü sensizliğin kelimesi bile senle başlıyor. Üsküdar'dan Beşiktaş'a gidip, Beşiktaş'tan aynı vapurla
Üsküdar'a dönmek kadar seviyorum seni. İşte böyle kelekçim. Dertlerimle seni de canını sıkmayayım. Sen ne pis kokuyorsun ya. Ne yapacağız? Ruhi abi nasılsın? Merhaba canım. Büyümüş seninki. Zor olmuyor mu taşımak? Nedir, dalga mı geçiriyor ne? Yok yok, küçük bir yineleme, kızma hemen. Nükteci hicim. Ya bir şey diyeceğim. Bunun cinsi büyümeyen cins, biliyorsun değil mi? Biliyoruz. Ne? Büyümüyor mu? Bana bak, büyümüyor musun sen? Kandırıldık kazık. Ya neyse canım. Küçük de olsa büyük de köpek köpektir. Önemli olan sevmesini bilmek değil mi? Yalnız başıboş bırakma bunu. Saldırır insanlara, paramparça eder ayımallah. Ben görev yerime gidiyorum. İşte böyle işte. Kalabalıklarımda bir sürü insan tanıdım ama hepsi yalnızdı. Ben seni adam gibi sevdim İstanbul. Ben seni kadın gibi sevdim İstanbul. Ben seni dünürüm gibi sevdim İstanbul. Bu ne lan böyle? Ne dünürü ya? Özlem'i arayayım ben. Hayır, parasız yaşamaya alışık değilim, anlıyor musun? Şimdi sen benim düştüğüm duruma düşsen sana çok koymaz. Ama ben taklaya geldim ya. Şimdi buradan çıkacağım, gece Reyna'ya gideceğim, para. Lüks bir otelde sabahlayacağım, o da para. Otele gitmek için limuzin kiralayacağım, o da para ya. Zor tabii, zor. Düşünsene, ben buradan eve yürüyerek gideceğim. İşin gücün yoksa boğazın sırtına tırman. Ne diyeyim ben sana Atacan? Kolay gelsin. Sırf kaçtım ben, hadi. Kaç tabii kaç, sen de kaç. Beni acılarımla yalnız bırak. Ne haber Ati? Ati mi? Ne çirkin bir kısaltma o öyle ya Ati. Bana Atacan de kardeşim, taklaya gelmeyelim. Ben sana Ağar diyor muyum? Merhaba Ağar. Ay. Nasıl istersen kardeşim, tamam. Ha, kardeşim dedin de aklıma geldi. Ya bana biraz koltuk çıksana be. Biliyorsun arabayı çarptım. Peder de legaluga yapıyor, haftada da kesti. Abi vallahi bugün yanıma para almayı unutmuşum. Ya olsa veririm biliyorsun, sorun değil. Sen yanına para almayı unuttun ha. Vermek istemiyorum desen daha iyiydi ve hiç olmazsa gözünden düşüp taklaya gelmezdin. Ne yalan söyleyeceğim oğlum sana? Yok işte. Oldu da vermedik mi? Bak bana volüm yapma, ben Tatar çocuğuyum. Yalan söyleme hadi, nerede? Nerede? Abicim yok. Var da vermiyor muyum? Allah Allah. Hala volüm yapıyor ya. Oğlum elim kolum zangır diyor. Bende panik atak var biliyorsun. Hani nerede para ya? Abi uzatın. Yok işte, yok. Abi uzattın ama ha. Ah anam. Bak bakayım oğlum. Ne oldu, neyin var, bir şey oldu? Niye ittiriyorsun arkadaşını oğlum? İyiyim Hediye abla, sağ ol. Ya abi kusura bakma ya. İşte parasızlık yüzünden biraz sinirlendim. İyisin değil mi sen? İyiyim, iyiyim. Tamam. Kırın ben çıkıyorum, kusura bakma. İyiyim Hediye abla, sağ ol. Bir şeyin yok değil miyiz? İyiyim diyorum ya Hediye abla, sağ ol. Ha, iyi. Sen hiç benim dersi gitmemeyi. Ders ediyorum, ben de geleyim mi seninle? Ben giderim Hediye abla, sağ ol. İyi, git. Madem bowling oynamayı bilmiyorsun, neden oynuyorsun? Ya tamam oyna, oynadın diyelim. Neden iddiaya giriyorsun? Abi. Ya girebilirsin, tamam iddiaya girdin. Niye kaybediyorsun? Ya şimdi... Heh, bak hepsine tamam. Ama kardeşim kaybediyorsun madem. Ya şimdi... Ya kaybedebilirsin, ona da eyvallah. Ama neden ödemiyorsun kardeşim? Hayır, ben senin dostun olduğun için söylüyorum bunları. Dost da acı söyler biliyorsun. Sonra tabii taklaya geliyorsun. Bowling, mowling hak getire. Ya senin için şey diyorlar, ayak parmaklarına dokunamaz diyorlar. Doğru mu? Kim dedi lan buna? Kim diyor kardeşim bunu? Ha? Neden yalan söylüyorsunuz? Adam daha dün ayak parmaklarına dokundu ya. Taklaya getirmeyin kardeşim insanı. Otur kardeşim, sinirlenme, otur. Evet, o söyledi. O söyledi, dün konuştuk. Günaydın. Günaydın. İnsanlarla uğraşmayın kardeşim. Gözümün önünde. Bir eğitimci sınıfa girdiği zaman ayağa kalkılır. Derhal yerlerinize, çabuk, çabuk. Arkadaki, hop, çabuk. Hadi, hadi. Efendiler, bir öğrencinin sesinin en gür çıkması gereken yer okuldur. Ayağa kalkın. Günaydın. Sağ ol. Otur, rahat. Abi ben bunu dün de okulda gördüm. Kim bu ya? Ruhi'nin ablası. Onun yerine gelmiş. Ha,
Abla, siz karıştırdınız galiba. Burası sınıf. Ve bizim korumaya ihtiyacımız yok. Taklaya gelmeyelim değil mi? Hadi, hadi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Parmak kaldırmadan konuşma çocuğum. Ayıptır. Ben eğitimci bir ailenin eğitimci kızıyım. Ve hoca camide. Bundan sonra tarih derslerinize ben gireceğim. Oh ne âlâ ya, kapıda da ben dururum artık. Manyak mıdır nedir? Şaka değil mi bu? Şaka. 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 Nerede şaka? Bilmem. Nerede şaka? Teneffüste. Ders zamanı ders. Şaka zamanı teneffüs. Hoca. Nerede hoca? Ya gerçekten nerede hoca? Camide. Güzel, gidip baksanıza hala duruyor mu camide? Dinle burayı, dinle burayı! Ay, kapı denen bir şey var efendim. Kapıyı çalmadan içeri girmeniz her şeyden önce eğitim sistemine bir saygısızlıktır. Ben eğitimci bir ailenin kızı, eğitimci Ürperi ve hoca camide. Ürperi Hanım, ne işiniz var sizin burada? Efendim ben bugün baktım siz okula gelmediniz zannettim, görmedim sizi. Dedim bu çocuklar ilimden, irfandan ayrı düşmesinler. Ben gelip artık yardımcı olayım arkadaşlara dedim. Dışarı Ürperi Hanım, hadi. İşte şimdi taklaya geldim. Öğretmenim, siz diyorsunuz ki bir öğrencinin sesinin en çok çıkması gereken yer sınıftır diyorsunuz. Bu çocuk susmuyor. Ürperi Hanım, dışarı! Hadi hadi. O zaman size iyi günler öğretmenim. Hazır buradayım, şeyi de sormak istiyordum. Bu pos bıyıklıyla... Ürperi Hanım, dışarı dedim size! O zaman görüşürüz. Ya hocam ya, bu kadın gerçekten antika ya. Yedek parçası da yoktur bunun. Nasıl güldürdü bizi değil mi? Çeşitli şakalar olsun, komiklikler olsun. Hoca nerede Atacan? Bilmem nerede. Sözlü nerede Atacan? Maalesef burada değil mi? Evet, beni fazla yormayacağınızı düşünüyorum. Fazla yüklenmeyeceğinizi düşünüyorum bana. Ders tarihi değil mi? Evet, buyurun. Öpeyim anam. Berhuder ol çocuğum. El öpenlerin çok olsun. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Ben de senin anam. Oğlum. Garip anam. Bu çiçekler yapay mı Ruhi? Yapay. Yapay ama biz onu sevgimizle gerçeğe dönüştürebiliriz abla. Sevgi nehrimizden ona su akıtıp... Sevgi güneşimizle aydınlatıcıyız onları. Ah bir çare çocuk, kendini kandırma. Böyle şeyler ancak filmlerde olur. Bir musibet bin nasihata bedel değil mi ana? Öyle de besle büyüt danayı, tanımasın anayı da. Ana gibi yer, bağlar gibi diyar olmaz ana. Ah ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Neyse, yapay da olsa çiçek çiçektir. Ve kadınlar çiçektir. Kadınlar su ister. Efendim? Su istiyorum Ruhi. Anladım abla. Kadınsın ve sevgiye ihtiyacın var. Anlıyorum. Hayır, susadım Ruhi. Hı? He, su. Su içerken yılan bile dokunmaz değil mi abla? Öpeyim. Ah oğlum, berhüdar ol. Hadi şimdi koş bana bir bardak su getir. Su gibi de aziz ol. Su içerken yılan bile dokunmuyor diyorum abla. Su uyur, düşman uyumaz. Su akar yolunu bulur abla. Su testisi su yolunda kırılır. O zaman su istiyorsun. Yani. Tebrik ederim, öpeyim. Al şekerim. Teşekkür ederim. Ürperi, sen bu konuyu iyice düşündün mü? Neyi? Şu evlat edinme konusunu. Bak, evlat edinmek çok ciddi bir iştir. Sorumluluk gerektirir. Ben hiç senin yokluğunu hissettirmeyeceğim. Vallahi billahi Metin. Bak, her şeyi ben üstüme alıyorum. Tamam mı? Tamam. O zaman madem çok istiyorsun, yapalım bunu. Çünkü çocuğumuz da olmuyor. Metin, çok teşekkür ediyorum. Ben o zaman şimdi hemen Afet Hanım'a bir koşu gidiyorum. Hadi. Afet Hanım mı? Bu işin Afet Hanım'la ilgisi ne? Ay ben sana söylemeyi unuttum. Ben Kerem'e evlat edinmek istiyorum. Çocuk çok hayırlı. Her anneler gününde ablasına hediye alıyor. Gözleri de renkli Metin. Aptal kafam. Ben bunu anlamalıydım. Üzülme, anlayamazsın. Anlayamazsın çünkü ben gizli gizli takip ettim de hediye aldığını öyle anladım. Onu kastetmiyorum. He? İşin sonunda böyle bir şeye bağlanacağını anlamalıydım. Bir de bu şimdi Kerem biliyorsun okuyacak, avukat olacak.
İleride bizim oğlumuz Almanya'dan gelirse Afet Hanım'ı çıkarmak için Kerem işlemleri başlatır. Değil mi? Bak Ürperi. Hı. Bak sen şuraya doğru konuş. Anlatmaya devam et. Hadi şuna. Olur Metin. Ha, ne diyordum ben Metin? Hayırlı çocuk. Çok hayırlı çocuk. Bir de sağlıklı biliyor musun? Ufak tefek hem çocuk gibi hem de koca bir büyümüş adam gibi. Hem eğitimci bir ailenin eğitimci oğlu. İleride de böyle zengin bir kızla evlenince biz de kurtarır diyorum ben Metin. Hadi be Metin, inat etme Allah aşkına ya. Olur dedin. Olur dedin. Ay canım benim, canım Metin ya. Papatya prenses, hadi geç kalıyoruz. Abla, hadi geç kalacağız. Hadi ablacığım, hadi. Tamam, sen okula giderken eskiden liseye giderken böyle hevesli değildin. Üniversitenin havası bir başka abla. Tabii bahar şenlikleri başladı değil mi? Senden de bir şey kaçmıyor papatya prenses. Oğlum. Biz de o yollardan geçtik. Ablacığım, sen o yollardan geçerken o yollar asfalt değildi. Sen bana yaşlı mı demek istiyorsun köpek? Yok canım, estağfurullah da seninle aynı dönemde mezun olanların çocukları şimdi bizim okulun rektörü. Ben bunun hesabını sana sorarım. Ürperi'yi bir atlatalım. Nerede ki o? İşte burada. Merhaba Afet Hanım. Merhaba oğlum. Oğlum? Afet Hanım, ben düşündüm ki Kerem'i bana evlatlık verseniz. Olur. Abla ne diyorsun? Ah! Ben onu kendi öz çocuğum gibi seveceğim. İnanın bana. Malum bazı sorunları var Metin'in, bizim çocuğumuz olmuyor. Biz düşündük ki Metin'de Kerem bizim oğlumuz olsa. Her şeye yeniden başlasak. Ben onun mamasını versem, altını değiştirsem. Ama yani evlat edinme yaşını çok geçti. Yoksa sizden esirger miyim ben? Bizim Ruhi'yle bir değiştirsek? Olmaz. Biz okula geç kalıyoruz. O zaman yavruma iyi bakın. Afet Hanım, oğlum, görüşürüz. Ah, ah. Şuncacıktı daha dün. Nasıl büyüdün, nasıl büyüdün sen. Ürperi, yaşlanıyorsun. Bugün kafeye baban geldi. Aa, niye? Nasıl yani, haberin yok muydu? Yok. Halbuki annem geldi bugün oturmaya, hiç söylemedi de baban Sedat'a gidecek diye. Emin misin canım? Hayda, bilsem niye bilmiyorum diyeyim. Niye gelmiş? Bana iş teklif etmeye. İş mi? Şirkette pazarlama bölümünde çalışmamı istiyor. Altıma araba da verecekmiş. Çok güzel, sen ne dedin? Kopili yüzüstü bırakamam dedim herhalde. Ama öyle hemen cevap verme dedi. Biraz düşün dedi. Yani hayatım, sen de biliyorsun Kopili ne kadar çok sevdiğimi ama... yani biraz da bizim geleceğimizi düşün lütfen. Sen çıksan Kopili senin yerine başkasını bulabilir. Nasıl bulacak bir tanem ya? Çocuk benim maaşımı bile ödeyemiyor. Nasıl başkasını bulup da çalıştıracak? Bak kendi ağzınla söylüyorsun maaşımı ödeyemiyor diye. Maaşımı veremiyor diye kardeşimi yüzüstü mü bırakacağım? Öyle demek istemediğimi biliyorsun. Neyse boş ver zaten, ben haberin olsun diye söyledim. Kararımı çoktan verdim. Babana da nezaketen işte düşüneceğim dedim. Ben çocuğa bakayım. Olanları defalarca anlattım sana kardeşim. Yaşadığım ilişkiden çok memnunum. Sen de aynı şeyi yaşasan, sen de çok hoşlanırdın. Evet abi. Melisa dedim, seni çok seviyorum dedim. İyi demişsin. Kalbimde bir tek insan var, o da sensin dedim. Güzel. Bu hafta evlenelim dedim. Aha. Düğünü de Şükrü Saracoğlu Stadyumunda yapalım dedim. Tabii abi. Şahitlerimiz de Aziz Başkan'la Alex De Souza olsun dedim. En güzel abi. Bana yine de Samandıra tesislerine gideriz dedim. Doğru söylemişsin. Kopil ne diyorsun abi sen? İki saattir zırvalıyorum. İyi demişsin. Çok iyi. İyi misin oğlum sen?
Değilim abi. Kafam karışık. Sedat'ı düşünüyorum. Ne oldu Sedat'a? Söyleyeceğim ama kimseye anlatmayacaksın. Ha, bunca yıldan sonra kimseye anlatmayacaksın. Söyleme abi, söyleme. Ya, dur bir dakika ya. Otur abi. Zaten kafam karışık. Bugün dükkana Gamze'nin babası geldi. E'si iş teklif ediyor bizimkini. Nasıl yani? Gel benimle çalış diyor. Sana istediğin kadar maaş diyor. Altına arabayı çekeceğim diyor. Diyor da diyor. Sedat ne dedi peki? Kopili yalnızı bırakamam dedi. İşte teklifinizi düşüneceğim falan dedi ama yalan. Hikayeden. Kabul etmeyecek iş. Kardeşim benim be. Şişman ama mangal gibi yürek var. Sen niye üzülüyorsun o zaman? Niye üzülmeyeyim abi? Herife zaten 3 kuruş para veriyorum. Bebek geldi. Masrafları artacak. Bu ayın parasını ödeyememişim daha ya. Maaşını ödeyemedim abi adamın. Şimdi ben ona git diyeceğim, gitmeyecek. Daha iş teklifi geldiğini bile söylemedim ona. Ondan sonra ben vicdan azabından... Of be abi. Ne yapacağım ben?